yavaşlık başlığını koymuşlar. Çünkü İzmir çok yakın bir zamanda yavaş şehir olmuş. Yani o yavaş şehirlerden biri. Şehir olarak da çok sayıda yer yok aslında. İzmir yavaş şehir olmuş. O yüzden konu başlığı olarak da yavaşlık konusunda konuşalım istemişler. Ben de birazcık bakındım yani işte yavaş yavaşlık deyince bir kavram olarak hani böyle yavaşlık üstüne de düşündüm ama yani ne söylerim, ne anlatırım diye. Bir de bu yavaş şehir olmakla ilgili de biraz okudum. Bilmiyorum yani sizin İzmir'in yavaş şehir ilan edildiğinden yani yavaş şehirlere katıldığından haberiniz var mı, bilginiz var mı? Galiba yok. Belki daha yani İzmir Büyükşehir Belediyesi belki bunu duyurmak için çeşitli etkinlikler ya da toplantılar şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir şey yani İzmir'in yani büyük bir kent ve epeyce geniş bir alana yayılan bir kent ve bu yavaş şehir olması. Yani bu bölgelere ne kazandıracak, İzmir'e ne kazandıracak o açıdan önemli. Yani tabii ki bir ülkede de bir şehrin yavaş şehir ilan edilmesi de bence önemli. Çünkü İzmir görebildiğim kadarıyla yani İstanbul'a benzemeye başlamış o özellikle merkez gökdelenleriyle. Yani çok hızla değişen bir şey, bir şehir. Çok göç aldı zannediyorum son yıllarda da bu pandemi nedeniyle de. Biraz o hızı yavaşlatmak belki İzmir'e, İzmirlilere iyi gelir. Evet, bilmiyorum yani benim kitaplarımı okuyanlar, okuyanlarınız var mı? Yani önce biraz kendimi tanıtmak isterim yani ne yaptım, ne yazdım. Tabii burada kitap yok, kitap da getirilmediği için. Ben belki kitap da gelir ve kitap da imzalarım diye düşünmüştüm ama bilgim yoktu yani yoksa ben kendim de getirebilirdim kitap. Neyse birazcık anlatayım isterseniz ne yazdım, ne yapıyorum. Ben çok genç başladım yazı yazmaya. İlk kitabım Sevgili Arşitörüm. Belki en çok bilinen kitabım Sevgili Arşitörüm. Belki Sevgili Arşitörüm'ü okumuş olanlarınız vardır aranızda. Daha çok göçle büyük kentlere gelen insanlar hakkında yazdım. Yani böyle büyük kentlerde tutunma mücadelesi veren insanlar hakkında, yoksullar hakkında ağırlık olarak yazdım aslında. Bir zaman sonra da yüzümü biraz doğaya dönerek insan doğa meselesi üstüne düşünerek yazdım. Sevgili Arşitörüm ilk kitabım. Sonra Bercikris'in Çöp Masalları. Kentte gece konulaşma macerasını anlattığım bir roman. Daha sonra Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, işte şehrin içinde parayı arayan yoksulları yazdım. Sonra bir tersine göç yapıp Bodrum'a yerleştim. Çok uzun yıllar önce, 20-25 yıldır Bodrum'da yaşıyorum, Gümüşlük'te. Bir vakıf kurulması nedeniyle gelmiştim. Bu vakfın başkanıyım. Sanat, Kültür, Ekoloji ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Vakfı. Disiplinler arası çalışan bir vakıf, bağımsız bir vakıf. Onun kurulma sürecinde geldim ve uzun yıllardır Bodrum'da, Gümüşlük'te yaşıyorum. Ve o yıllardan başlayarak da biraz doğa insan meselesini düşünerek kitaplar yazdım. Orman Ölüm Yokmuş yazdım, Unutma Bahçesi'ni yazdım. Yani en son iki kitabı bir arada yayınlayarak Mavesit ve Sürüklenme yazdım. O yıllarda Ödemiş'e de çok gidip geldim. Trenin içinden de o yıllarda geçtim. Yani iki yıl önce yayınlandı o kitaplar. Bu bölgelerdeki işte Torbalı'da bir süre kaldım ve oradaki değişimi içeriden yani böyle işçiler, fabrikalarda çalışan insanlar aracılığıyla da dinleyerek ne dönüştü, ne değişti, bütün onları yerinde görmek üzere sanayi bölgelerine gitmiştim o yıllarda o kitapları yazarken. Ama buradaki yani işte Bayındır'ın içinden geçerken de bütün o çiçekçilik, kooperatifleşme, hayvancılık yani bütün o süreçte ne değişti, ne dönüştü. Biraz bu bölgelerde dolaştım. Trenin içinden geçtim. Trede kalmadım ama Ödemiş'te falan bir süre kalarak, Torbalı'da da kalarak oradaki değişimi, dönüşümü de içinden gördüm. Yani iç Ege'de. Tabii sanayi bölgelerine Bursa'ya da gittim. İstanbul'da da gidip kaldım işçilerle. Yani belki onu birazcık birlikte de konuşabiliriz. Yani siz de bunun içindesiniz, o dönüşümü yaşıyorsunuz.
En son yani giderek böyle zihnim, yani bütün bu bizim hepimizin de yani derdimiz olan şey aslında. Yani o kıymetli tarım alanlarının sanayileşmesi, sanayi bölgeleri haline gelmesi ve toprağın kaybedilmesi, işte toprağın kirlenmesi, bu yangınlarla da iklim dönüşümü, çok çarpık kentleşme ve hızlı kentleşme. Bütün bu meseleler üstüne aslında birazcık kafa yormaya başladım. Ama tabii ki kadın meselesi, dünyada kadın olarak var olmak, bu kadar böyle erkeklerin baskın olduğu bir coğrafyada kadınlar, yoksullar her zaman benim dert ettiğim şeydi. Yani temel meselelerim oldular. Böyle konularda yazdım. Evet, moderatörsüz konuşmak biraz zor çünkü yavaşlık. Başlık olarak da yani yavaşlık dediğimizde ne anlıyoruz? Yavaşlık yani bir akşam tirede biz niye yavaşlık konuşalım? Çok şey hani böyle cazip bir konu da değil. Tabii ki cazip hale getirilebilir yani yavaşlık derken neyi kastediyor insanlar? Böyle sükunetle yaşamak, zamanı böyle mutlulukla kullanmak, koşturmadan, zamanla yarışmadan bir huzur içinde var olabilmek. Belki bir zamanlar bu coğrafyada bu mümkündü ama yani giderek kentleşme o kadar hızlı ki artık insanlar yavaş olmak değil, zamanla yarışarak hayatlarını, günlerini, zamanlarını büyük bir yoğunluk içinde geçirmeye çalışıyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar. O yüzden tabii ki yani bir yavaşlamak, belki o hızına, dünyadaki hepimizi alıp sürükleyen hızın biraz kenarına çekilip dünya nereye gidiyor, biz ne yapıyoruz bu dünyada, hayatın anlamı üstüne düşünmek, huzur içinde işte ekip biçmek, yemek, o sükunetle yaşamak. Bir özlem yani bir zamanlar belki böyleydi hayat ama şimdi artık teknolojinin de şeyiyle, internetin de hayatımıza girmesiyle her şey çok hızlandı ve bu hız insanları çok da mutlu etmiyor. Yani oradaki öneri işte İzmir'in de yavaş şehir olması herhalde. Hem içinde yaşanabilir bir kent olsun, işte suyuna denizine girilebilir bir kentte yaşayalım. Yani daha insani bir şey, hava içinde, birbirimize çarpmadan, işte koşturmadan, huzurla yatıp kalkalım. Yani işte bir insanların birbiriyle ilişkisi o hız ve şiddette olmasın. Böyle bir arzu. Aynı zamanda tabii teknolojiyi de kullanalım. Yani onun için de aslında bir belediyecilik kavramı olarak çıkmış bir şey yavaşlık. Yani benim de İtalya'da belediye, yani Toskana'da bir belediye başkanının önerisiyle yani böyle düşünülmüş. Burada da başka şeyler de var. Ahlat filan da var galiba, değil mi? Bilmiyorum, o yavaş kasabalar listesinde. En son Seferihisar vardı. Sonra şimdi İzmir'in tamamı o kapsama alınmış. Yani ben de merak ediyorum bu nasıl bir değişim getirecek bu coğrafyaya. Yani bir nasıl bir katkısı olacak buradaki insanlara ya da bölgeye. Ben de çok iyi bilmiyorum, merakla izleyeceğim ben de. Sanıyorum tamamen başlı yavaşlık olan bir edebiyat festivali de yapılacak. Yani önümüzdeki yılın teması olabilir yani bu tema. O zaman biraz daha belirmiş olacak herhalde şey meselede. İşte böyle. Aslında belki biraz karşılıklı sohbet edebiliriz. Böyle bir akşam sohbeti yapabiliriz diye düşünüyorum. Benim böyle hazır size bir şeyler söylemem yerine. Belki soru cevapla gidecek bir şey. Başlayalım hemen. Evet, buyurun. Hocam nasıl başladınız edebiyata? Yazmaya. Yazmaya nasıl başladınız? Evet, çok erken yaşta başladım. Bir sevgili arşivörüm. Ama ilk başlarda şiir yazarak başladım. Aziz Nesin'in bir lafı var. Hani Türkiye'de her 4 kişiden 5 kişi şairdir diyor. Yani çok küçük yaşta şiir yazarak başladım. Sonra şiir yazmayı bıraktım. Ben 20'li yaşlarımda işte roman yazmaya karar verdim. Sevgili Arsülüm'e yazmaya karar verdim. Ve o ben de böyle bir göç fırtınasının içinde büyümüş insanlardan biriyim. Kayseri'de doğdum. Bir Erciyes'in tepe noktasına yakın böyle şey bir dağ köyünde. Oradan Bünyan'a bağlı bir köy. Oradan İstanbul'a geldim 6 yaşında.
9 yaşında, 66 senesinde. Büyük bir göç fırtınası vardı zaten oralarda. Yani büyük kentlere büyük bir göç. O göç içinde büyümüş işte insanlardan biriyim. Ben de kendi hikayemi, kendi ailemin göç hikayesini, kendi çocukluk hikayemi anlatmak üzere başladım. Sonra da işte devam ettim yazmaya. Biraz kopuk bir soru olabilir. Son romanlarınız sürüklenmeyenler nasıl kadın işçi problemlerinde bir de doğa temasıyla da karşı karşıya kalıyor. Ve kapitalizm de aslında sadece insanları ezmediği, aynı zamanda doğayı da katlettiğini görüyoruz. Ki o meşhur söz hepimiz biliriz. Doğayla bir savaş halindeyiz ve kazanırsak kaybedeceğiz sözüdür. Günümüz için acaba kendi arkadaşlarınız, yazar arkadaşlarınız düşünürseniz bu ekolojik mücadele karşısında kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Şimdi birazcık daha iyi. Çünkü ben Ormanda Ölüm Yokmuş yazmaya başlamıştım ilk 2001 yılında. Yüzümü biraz doğaya dönmüştüm. Yani İstanbul çünkü bu bölgeden daha çok hissediliyordu. Yani o kentleşmenin şeyi, şiddeti. Orada artık yani ağaçlar esir düşmüş gibi yani böyle peyzaj var ama yani artık şey bitti, doğanın kendisi deniz olmasa tamamen çok hızlı bir yapılaşma. İstanbul'da hissetmiştim ki yani gerçekten işte benim oğlum Boğaz'da yüzerek büyüdü ama kızım yüzemeyecek yani o kadar şey yani çocuklarından biri. Evet, şimdi müsilaj var biliyorsunuz bu denizdeki kirlenme yüzünden. Bu yaz bir arkadaşım, ya bol bol yüzelim çünkü belki de yüzemeyeceğiz dedi. Yani bilmiyoruz yani denizler ne olacak belki de. Gerçekten içine girilemez olacak yani İstanbul'da olduğu gibi. O yıllarda orman bölümü yokmuşu yazmıştım. O iki arkadaş ormanda dolaşıyorlar. Ormanda geçiyor yani ağaçların dünyasında. Aşk acısı çeken iki arkadaşın işte varlık, dünya, hayat, orman, ağaçlar, doğa üstüne şey konuşmaları gibi. O zaman o kitap böyle bir yabancı nesne gibi düştü. Orman yani tam Özal dönemi işte yani işte İstanbul, New York olacak filan laflarını dolaştığı zaman. Yani insanın yüzü doğaya dönük değildi. Ama çok yani 2001'de çıkmıştı kitap. Yani 20 yıl önce yani benim yüzüm doğaya dönüktü. Yani ben ciddi bir mesele olduğunu düşünüyordum. Politik şeyde de, politik örgütler diyelim, onların da meselesi değildi. Çünkü bende şöyle şey yapmak istiyorlardı. Ben de onlara diyordum ki yani bir gün işte doğa meselesini gündeminize alırsanız o zaman sizle konuşacağım. Yani böyle şey hiç kimsenin gündeminde değildi. Ta ki Gezi'ye kadar yani Gezi olayları sırasında bir gündem haline geldi yani doğa. Ama onun öncesinde Yeşil Hareket var biliyorsunuz. Yeşil Parti'nin, ilk Yeşil Parti'nin kurulmasıyla doğa meselesi gündeme geliyor. Sonra Yeşil Parti kapatılıyor. Daha sonra kuruluyor. O Yeşil Parti'yi kuran insanlar, onlara aslında ben de çok şey boş olduğunu düşünüyorum. O ilk kuşak çok ciddi mücadele ediyor. Yani Bergama'daki altın madenine karşı mücadele ettiler biliyorsunuz uzun yıllar. Mesela onların avukatları o Yeşil Hareket'ten. İzmir'de yani Yeşil Hareket'in içinden gelen insanlar doğa meselesini gündeme getirdiler. Ne bileyim ben Bodrum Havaalanı işte kurulurken orası şey lagün. Su kuşları var, sulak bir alan. Orayı şey yaparak, kurutarak işte Tansu Çiller döneminde yaptılar. Mesela o tür şeyleri karşı çıktılar, gündeme getirdiler. Gökova'daki termik santral yapılırken, yani Gökova'ya yapmayın termik santral veya yatağın için mücadele ettiler. Onların yavaş yavaş hani bu doğa meselesini gündeme getirmesiyle biraz böyle bir kuşak belki onlardan sonraki kuşak bir duyarlılık oluşturdular doğa konusunda. Ama bugün artık o kadar yakıcı bir sorun ki siz Tire'de nasıl hissediyorsunuz? Burası yeşil tabii Tire'de ve hayvancılık var. Doğa nispeten daha korunmuş durumda belki ama yani bu ovadaki toprağın kirlenmediği anlamına gelmiyor. Yani şey ilaçlı tarım yapılıyor ve o çok kirlenmiş durumda topraklar. Yani uzun yıllar o toprakları o şeyden arındırmak bir mesele olacak. Tabii ki ben bir romancı olarak yüzümü doğaya döndüğüm zaman yalnızdım. Yani
acaba ne diyor orman derken filan diye konuşuyorlardı biliyorum. Yani böyle aşk romanı yazmak varken niye mesela doğayı mesele ediyorum falan gibi. Böyle bir soğuk bir şey esiyordu yani yüzüme doğru ama şimdi bütün o şey sırasında işte yüzünü doğaya dönen ve bunu mesele etmiş edebiyatçılar arasında hemen ilk sırada benim adımı yazıyorlar. Yani o yalnızlığım bir oranda bir işe yaradı, yani aşıldı diyebilirim. Şimdi bu bölgede, yani Aydın'da zannediyorum, şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman Milas'a doğru çok fazla taş ocağı, feldspat ve şey var biliyorsunuz, kömür, ruhsatlandırma. Bu bölgede bilmiyorum. Burada da var mı mermer ocakları? Yani Muğla'nın şey ormanların altı mermer oldu, yani mermer yatakları oldu, görünmüyor şeydi ama buradan uçarken de yani İstanbul'a her gitme bir dağın yarısı gitmiş oluyor. Yani ürkütücü bir biçimde şey dağlar, yani kırılmadık dağ yok yani, hani böyle dorukları yok edilmiş dağlar. Şey feldspat var, taş ocağı zannediyorlar ama aslında Milas bölgesinde filan şey beyaz altın dedikleri işte bir feldspat yer kabuğu aslında. Çok kolayca hemen üstünü alıyorlar böyle toprağı, şey onu toz haline getirip satıyorlar. Boya sanayinde ve seramikte kullanılan bir şey ve yani onu işte Gümrük Limanı'ndan yurt dışına satıyorlar. Aslında mineral madencilikte kapalı yapılması gerekiyor. Sağlık açısından da çok tehlikeli. Bir rüzgarla bize geliyor yani o şey. Yağmurlarla artık böyle yağmur yağdığında toz yağıyor. Yani o hava puslu. Bütün o madenciliğin şeyi hepimizi zehirliyor aslında. Ne kadar devam edebilir? O kadar çok ruhsatlandırma yapıldı ki yani bu bölgede tabii bilmiyorum, siz içinde olduğunuz için daha iyi bilebilirsiniz. Biraz filan yani ayakta, bütün köylüler ayakta, yani köylüler yok oluyor. Yatağın bölgesinde de öyle. Aşağı kadar Marmaris'e kadar işte ormanlar ruhsatlandırılmış durumda, taş ocakları. Ve şeyler, geçenlerde hani izlediğinizi de bilmiyorum, Karadeniz'de bir bu kültür balıkçılarına karşı bir bildiri okuyan bir genç ressam kadın vardı, elini yaktılar. Yani ben doğa cinayetleri başlayacak diye düşünüyorum. Yani o şey çatışmaları başlayacak. Yani doğa korumacılarla işte bütün bu maden şirketleri, şunlar bunlar arasında ciddi şeyde İkizdere'de olduğu gibi, hani köylüler direniyor ama işte Cengiz İnşaat orada HES'ler. JES'ler yani bir de yeraltı suları, yani o da ciddi bir problem. Yani bu bölgelerde işte şey doğal artık diyelim ki Aydın'ın inciri yok oluyor. Yani o Ödemiş'in inciri diyelim ki, yani insanlar bilmem kaç yıllar işte incir satarak yaşamışlar ya da neyse işte. Ama artık hem baraj gölleri hem bu madencilik hem şeyler, rüzgar türbinleri, yani bütün o enerji işte şey için, elektrik üretmek için yapılan her şey doğayı etkiliyor. Yani buradaki kuşlardan işte meyvelere kadar. Evet. Yani bu önümüzdeki yılların en önemli meselesi olacak. Hem bizim ülkemiz için diye düşünüyorum, hem de dünyada da çok ciddi bir mesele. Bir de bizde bütün ırmaklar kirli. İşte Uşak'a gitmiştim. Yani orada da bir düşünce grubu var. Onlar davet etmiştim. Uşak'ta şey Murat Dağı var. Bizim üç nehrimizin doğduğu bir dağ. Orada altın madeni arıyorlar. Ve üç şehir bir araya gelmiş orada şeyler. Sivil toplum örgütleri. Altın şey olmasın, madene karşı şey yapıyorlar, direniyorlar. Derecelik var, bütün şey, bütün ırmaklar kirli. Yani bizim bütün ırmaklarımız kirli. İşte Bafa aşağıda hemencik yok olmak üzereydi. Yani burada ne durumda bilmiyorum ama artık hayati bir şey bu yani. Diye düşünüyorum. Hepimizin meselesi olacak. Sadece hani edebiyatçıları bırakalım.
Bütün hepimiz açısından ciddi bir şey var. Gelecek kuşaklara bırakılacak temiz toprak, su, ormanlar, bütün o yangınlar boyunca yaşadık, çok yakından gördük şeyi. İklim, toprak ısınıyor. Susuzluk çok ciddi bir problemdi. Siz yazı nasıl yaşadınız bilmiyorum. Suyunuz bol mu? Tire'de nasıl? Ovada geçmiş senelerde 100 metrede, 120 metrede, 150 metrede sular çıkıyordu. Artık bu sene kaç metre biliyor musunuz? 300 metre. Gerçekten mi? 300 metre. Organize sanayi bölgesi su bulamadı. Su bulamadı. Tankerlerle su taşıdılar. Sular, kooperatif başkanımız var burada. Devamlı gündeme getiriyor. Önümüzdeki 2-3 sene içinde tamamen bırakıyor. Olacak. Yani bu bilimsel çalışmalar yapıldıktan sonra anlatılıyor bunlar. Bunun için çare aranıyor. Çarelerden biri damlama suya geçme. Vahşi sulama yerine damlama su. Burada mısır ekiliyor, hayvancılık olduğu için mısır ve sılay yapıyorlar hayvan yerine. Bir mısır tanesi büyüdüğü zamana kadar, en son büyüdüğü kadar 80 litre su içiyor. Bir mısır tanesi. Çok fazla. Evet. Yani kuraklık başladı. Tire'de de yani aşağıda hiç su yoktu. Bizim de vakıfta ilk kez geçen sene su satın aldık tankerle. Bir artezyenimiz vardı, kuyumuz vardı. Su bitti. Artık su yok. Şehir suyu çektik ama şehir suyu basınç olmadığı için gelmiyor. İşte hidrofor alıyorsun, olmuyor. Bütün evlerin vanalarını kapadılar, restoranlara ve otellere veriyorlar. Su ciddi bir problem halinde ve bence aşağılar da çok kötüydü. Yağmur yağınca seviniyoruz. Dün İzmir'de taksici diyor. Yani yağmur yağsın da su gelsin. Yağmadı. Gerçekten kuraklık başladı. Toprak çok ısınıyor. O tabii yangınlar demek bir yandan da. Su ve ses. Ormanlarımızı. Türenin tüme dağı 1250 çeşit bitki örtüsüyle şu Ege bölgesi diyebilirim en fazla bitki örtüsüne sahip bir bölge. Ama maden ocakları var. Bu maden ocaklarında toz yükseldiği zaman oradaki 5-6 köyü etkiliyor. Şimdi daha yeni sıcağı bu maden ocağını 106 hektar daha büyütmek istiyorlar. Geçenlerde gene o küçük kalede bunlarla ilgili toplantılar yapılıyor. 106 hektar alan demek 150 futbol sahası büyüklüğü demek. Bu 150 futbol sahası büyüklüğü de maden sahası olursa oradaki 5-6 köy 7-8 köye çıkacak. Bu maden tozları biliyorsunuz bitkilere çok büyük zararı var. Aynı şeyi jeotermal olarak yapmak istediler. Başköy, dünyadaki incir, bak Türkiye'de diyorum, dünyadaki en iyi incir yetiştiren bir bölge, Başköy. Orada jeotermal açmak istediler, orada köylüler çok güzel bir mücadele verdiler. Bu mücadelenin başında da köylü kadınları vardı, sokmadılar.
kovaladılar, mücadele ettiler ve kazandılar. Şimdi yeni maden ocağını büyütmek istiyorlar. Yine köylüler mücadele edecekler yani. Yine mücadele ediyoruz. Ediyoruz. Başka yolu yok yani. Yani örgütlenmek gerekiyor. En yani. Son ÇED raporunu okumak istediler. Avukatlar, belediyenin avukatı vardı. İzmir Baro Başkanı vardı. Orada raporda 23 Eylül'de geldiklerini, inceleme yaptıklarını belirtiyorlar. Ama avukatın gözünden kaçmıyor bizim avukatın. 23 Eylül'de ormana girme yasağı var. Ormana girme yasağı var. Yangınlardan dolayı. Bu raporlar sahtedir. Zaten burada nöbet tutuyor köylüler. Sizi görmediler, hiç kimseyi görmediler diye o ÇED raporu bile okunmadan geri döndüler, gittiler. Yani mücadele ede ede kazanacağız. Doğamızı yok ettirmeyeceğiz. Evet, yani bundan mesela çok belki bir 20 sene önce böyle bir şey, böyle bir duyarlılığın oluşabileceğin fikri hiçbirimizde yoktu belki de yani. Ama bugün ülkenin her tarafında insanlar ayakta. Yani köylüler ayakta ve topraklarını korumaya çalışıyorlar. Bu önemli bir şey. Yani hepimizi aynı zamanda, hepimizin farkına vardığımız tuhaf biçimde bu en son yangınlarla birlikte de bu mücadelede de insanlar baş başalar yani. Köylü mücadele etmezse zaten kazanılamayacak bir şey. Çünkü bu çevre davaları için de para yatırmak gerekiyor, tazminat davaları. Yani binlerce şey çevre davası var bekleyen. Yani böyle inanılmaz bir şey. Ve ekolojik birlikleri, işte hukukçular, hukuk şeyi desteği veriyorlar. Gidip nasıl dava açılır, ne yapılır. Yani çok yönlü bir mücadele ama yani... Bence bir duyarlılık oluştu ülkede yani. Ama sert bir mücadele olacak bu. Çünkü aynı zamanda öbür tarafta para var. Yani bütün o maden şirketleri, işte taş ocakları. Onlar da bölgenin insanları aynı zamanda. Saldırılar da doğaya karşı arttı. Tabii duyarlılık insan sayısı da arttı. Yani çok kişi... Çok yönden saldırıyorlar her yönden. Çok, evet. Madenler, yerimiz derken her yer yok oluyor. Ormanlar sürekli yanıyor zaten. Sadece madenciler değil işte. Yani sanayi bölgesi de tarım alanları üstüne genişliyor. Yani topraklar kaybediliyor. Düşünün bir Bursa Ovası'nı. Müthiş bir ova. Şeye tamamen sanayiye kaybedilmiş durumda yani. Buyurun. Ben yavaş temasında dünyaya vakfetmek için acele etmeyiz gibi bir durum. Evet, bence de. Yavaş gidin. Evet, tabii ki. Bu kadar inanılmaz kar arası varken bu mümkündü. Aynı zamanda bir sistem sorunu değil. Yani tartıştığımız doğa meselesinin çözümü, bu mülkiyet biçiminin bu kadar vahşi üretimi, vahşi üretim mekanizması üzerinde yürüyen dünyadaki sistem var oldukça bunun olabilirliği mümkün mü? Bu çevre mücadelesiyle aynı zamanda bu toplumsal dönüşümün birlikte at başı gitmesinin daha önemli olduğunu düşünenler değil. Onun için ekolojik mücadele önemli. Aynı zamanda bunun bir sistem sorunu da olduğu anlatısı da önemli. Yoksa bunun içinde çıkma şansına sahip değil. Çünkü karşımızdaki mekanizma çok tamamen kendi varlık nedenini, tüm bu her şeyi kâra dönüştürme. İşte şehirler nasıl betondan yaralık cezaevine döndüyse, pandemi sürecinde bunu daha iyi anladık. Bugün oradaki şeyi bitirirken bu sefer köylere yönelmeye başladı. Madencilik faaliyeti de işte doğayla maden arasında bir tercih sunuyor insanlara. Aynı zamanda insanlar yaşam hakkının ilali anlamında bekliyor. Onun için belki de sistem sorunuyla birlikte
tartışmanın daha anlamlı olacağını düşünenler de bilmiyorum, siz ne dersiniz? Ben de tabii ki yani sadece doğayı koruyalım tek başına böyle bir şey değil yani, doğa niye elimizden gidiyor yani ona baktığımız zaman. Tabii ki her şeyi sorgulayarak çok yönlü bir mücadele vermek gerekiyor. Ama bunun duyarlılığının oluşmuş olması, tabii geç de kaldık aslında yani belki bu coğrafyada geç bile kaldık. Bir sürü şey ruhsatlandırmış, bir sürü taş ocağı. Yani Muğla'da öyle görüyorum ki giderken böyle şey gibi dağların uçları kırılmış, sonra onlar böyle pirzola haline getirilmiş, mermerlerde kenarda satılıyor filan. Yani dağlar iniyor. Ve ürpertici bir şey yani doğaya o kadar sert bir müdahale. O tabii ki yani para demek, servet demek ve bu şey yerel bölgelerde bir de iktidar partisinin şeyi yani yandaşları büyük bir para ele geçiriyor, servet ele geçiriyorlar aynı zamanda. Yani hem doğayı kirletiyorlar hem de parayı çeviriyorlar o şeyi. Yani dağları kırıp satıyorlar yani her şeyi işte denizi kirletip paraya. Evet. Meclis ve hepsi imzaladı. Bunların yani sanırım sonunda hepsi yaptı. Yüzden hepsinin de değiştirilmedi. Madenler ve ağaçların aynı oluyor. Dolayısıyla ağaçlarımızın doğamızı yok. Evet yani bu tabii ki buyurmuş. Ben de bekliyorum Avrupa Ligi'ne. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Arapların bir sözü var. Arapların diye anımsıyorum. Muhalefet İttifak ister diye bir söz var. Duyamadım. Buraya kadar geldiniz, bizi onurlandırdınız. Ben en kendi şahsım için söyleyeyim. Ben en son Sayın Muzaffer İzgün'ün söyleşisine katılmıştım. Canlı canlı böyle. Yine hoşuma gitti, çok sevindim. Gerçi Cüneyt Hocam sayesinde koronalı gecelerde biz epeyce dijital ortamda edebi sohbetlerden izledik ama böyle canlı canlı olunca insan daha bir hoşnut oluyor. Şimdi dışarıda o benim acizliğim. Sizinle ilgili içeri girmeden önce Google'a bir şeyler sordum. Kim dedim Sayın Hanımefendi? Baktım. Sonra sizi dinledim. İşlerinizi, yaklaşımınızı çok sevdim. Çıkınca da yapıtlarınızdan birkaç tanesini alıp okumayı düşünüyorum. Sizi dinledikten sonra. Teşekkür ederim. Niye ayağa kalktım? Şimdi konuşmacı arkadaşlarım çoğunun dediklerinden duymadım. Biraz da işitme kaybı da var. Yerlerinden o kadar çok böyle cılız bir sesle konuşuyorlar ki dediklerini hiçbirini duyamadık doğru dürüst. Bir tek Refah Bey'e ilgili birazcık duydum. Gerisini bağıra çağıra konuşursalar da daha iyi olurdu. Aslında mikrofon da dolaştırabiliriz. Ben duyuyor şu anda. Ben işte kaybolduğum için ben ona bağıra çağıra konuşuyorum. Benim size çok basit bir sorum olacak. Şimdi ben sizin yapılarınızdan alacağım dedim de. Ne var işlerinde? Ne yazdınız? Ben ne koyayım onun içinde? Yani yazarın kendisini anlatması biraz bir şeydir ya böyle insanın kendini... Ha, ne var onların içerisinde? Ne yazdınız? Bana ne söylüyorsunuz orada? Sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Elbette bakacağım. Benim konuşmalarımda vardı. Özet olarak geçmişti. Yok. Aslında ağırlıklı olarak gerçekten ilk kitaplarımda göçle büyük kentlere gelen insanların kentteki o yer değiştirmesi sonrası kentteki tutunma mücadelelerini anlattım. Yani ilk kitabımda böyle kalabalık bir aile vardır ve o ailenin kentte tutunma hikayesi. İkinci kitabım Belçik Hristin Çöp Masalları'nda gecekondulaşma sürecini anlattım. Bir gecekondu mahallesini. Yani işte sanayi bölgesine çöp yığınlarının etrafına kurulmuş bir gecekondu mahallesi. Evet, yoksullar, yoksul insanlar hakkında yazdım ağırlıklı olarak. Yani içinde ne bulabilirsiniz? Yani o size de bağlı. Yani sizin kendi iç dünyanız.
Bazı insanlar okuyup hiçbir şey bulamayabilirlerdi. Bazı insanlar kendi, zaten okuma eylemi de böyle bir şey. O kitap okurken aslında kendi iç dünyamıza, kendi bilinç dışımıza doğru bir yolculuk yapıyoruz. Sizin içiniz neyle doluysa belki o kendinizle kuracağınız ilişki değiştirebilir bir şey okumak. Yani ben şimdi sevgili arşivlerim diyelim ki ilk kitabımı ne kadar çok insan okuyorsa o kadar sevgili arşivlerim var. Çünkü hepimiz aynı biçimde okumuyoruz bir kitabı da. Kendi deneyimlerimizi birazcık her kitabın nasıl okunacağını belirliyor. Sizler bir edebiyat okuruysanız, daha önce de kitaplar okuduysanız, benim kitabım sizin elinize geçtiğinde, yani onlarla kıyaslayabilirsiniz. İşte ne diyeyim, yani işte Yaşar Kemal okumuşsunuzdur. Ha, bu yazar da biraz şöyle başka bir şey anlatıyor diyebilirsiniz. Ben size söyleyeyim ben içinde ne bulabileceğinizi. Ancak hangi konularda yazdım, hangi konular beni dert etti, derdimdi yazarken. Daha önce galiba el kaldı. Hocam, ben sevgili Arsuzoy'da burada bir kahvede okudum. Yani kahveleri gezerek birkaç kahve var sevdim. Orada okumayı sevdim. Yıllar sonra sizi burada ne çok farklı bir anı oldu benim için. Benim merak ettiğim konu şu. Edebiyat biraz da beni heyecanlandıran içerik kadar biçim. Ve burada sevgili Arsuzoy'da farklı bir biçim var. Sizi bu biçim cesaretine sevk ettim. Çünkü klasik bir üslupta yazabilirdiniz bu aynı içeriği, göç olmasın ama öyle bir yazıyorsunuz ki hani zihinde başka bir tortu da bırakıyor. İçerik kadar o biçim de sizi heyecanlandırıyor. Zihninizi, zihninize farklı sevkiyatlara ulaştırıyor. Bu cesaret neydi size? Yani ben politik bir şey, bizim kuşak çok erken politik hareketin içine girmiş bir kuşak. Yani ben şey derim, sokakta oyun oynarken biz kendimizi politik hareketin içinde bulduk. Yani 15-16 yaşlarında. 12 Eylül'de büyülenmiş bir kuşak yani, böyle devrim yapmak için ayağa kalkmış. 12 Eylül gelince de çok büyük bir boşluk hissi ve şey, yani ağır bir darbe bizim kuşak için. Zaten çok da ağır bir bedel ödedi. Onun öncesinde ben roman yazacağım diyordum. Belki içimde bir doluluk vardı ki ben roman yazmak istiyorum ama işte o koşturmaca, o politik dönemde pek böyle vakit bulamıyorum yani oturup düşünmeye. 12 Eylül'den hemen sonra ben yazmaya başladım. Buradaki şey birazcık böyle sezgisel kararlarla verilmiş, yani sezgisel bir biçimde verilmiş kararların sonucu aslında. İşte evimde konuşulan dille yazacağım diyordum bu romanı. Onun sebebi de göç nedeniyle kent diliyle ev içinde konuşulan dil arasında bölündüğümüz için. Okulda başka bir Türkçe konuşuyoruz, evde başka bir Türkçe. İşte biz birlikte büyüdüğüm insanlar neye inanıyorsa ben de onlar gibi inanıyormuş gibi yapacağım. Yani onların inandığı şeylere ben de inanıyormuş gibi yazacağım. Demek ki cinlere, perilere inanıyorlar işte, hurafelere. Ben de tamam, ben de inanıyormuş gibi yazacağım. Sonra böyle ev içindeki o gelenek yaşıyordu, sözlü kültür. Anlatım biçimleri, onları tarıyorum. Yani benden önce göç yazmış diğer yazarların bir taklidi olmasın, aynısı olmasın. Ben kendime has bir anlatım biçimi bulayım diye el yordamıyla araştırırken böyle sezgisi olarak verdiğim kararlar. Çünkü çok gençti. Lafı açıyor gibi olsun. Hani böyle bir muhabbet olur, bir laf başka bir lafı açar. Yani bizim anlatı geleneğimizde de olan şeyler. Biraz böyle el yordamıyla giderken verilmiş kararlar, yani böyle episodlar halindedir şey sevgili arşivlerim. Birinin hikayesi biter, sonra teki başlar. Bir de orada şey gibi, yani böyle dili geçmiş zamanla anlatılmış, sanki böyle masalsı bir havası vardır. Mizah vardır, bir melodisi vardır filan. Yani bunlar böyle o yaşta, yani işte 20'li yaşlarındaydım ben de yazdığımda, epeyce gençtim o sevgili arşivlerim yazdığımda. Böyle verilmiş kararların sonucunda olmuş. Çünkü o zaman Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, yani aşağı yukarı Kemal Tahir'in işte köy romanları, aşağı yukarı benim de evimde kullanılan dille yazılmış o kitaplar. Ben farklı ne yapabilirim diye düşündüğüm için böyle bir başka bir havası var sevgili arşivlerim. Beni çok tatmin eden bir cevap olacak diyorum. Çünkü gerçekten biçim biraz daha heyecanlandırıyor artık. Mesela farklı bir şey görmek istiyoruz, farklı bir şey okumak istiyoruz.
Yıllar sonra tekrar aynı heyecanla kitap üzerine konuşabiliyoruz şu an. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim bu soru için. Bir arkadaşımız daha önce kaldı. Teşekkürler, hoş geldiniz. Önce Yusuf Hanım. Hoş geldin. Ben konu üzerine konuşmak istiyorum. Yavaşlamak. Ben kendi adıma yavaşlamak için bir yıl oldu Tire'ye gelmiştim. Ne güzelmiş. Hayatımı... Nereden geldiniz peki? İzmir'de yaşıyordum. Ama 7 yıldır bu taraflara gidip gelirim. Yeşil, doğası, yani her türlü insanları hayran kaldım Tire'ye ve yerleşme kararı aldım. Ve bir yıldır buradayım. Hayatım yavaşladı ama bilmiyorum alıştım mı, alışamadım mı belli değil yavaşlamaya. Tireliler size alıştı mı? Özellikle böyle etkinlikler açısından tabii Tire İzmir gibi yoğun olmadığı için biraz sıkıntı olabiliyor. Benim için nacizane iki tane kitabım var. Burada daha rahat, daha sakin olacağım. Çalışabiliyorsunuz. Evet, çalışabiliyorum o açıdan. Yavaşlamak güzel bir şey bence. Çok hızlı değerlerimizde her şeyi çok hızlı tüketmeye başladık. Bence yavaşlamak gerekiyor. Tabii böyle tadını alarak, değil mi? Böyle tadını alarak yaşamak. Zaten kanser hastasıyım. Ben 40'ından sonra biraz kitap yazmaya başladım. Yazarlığın yezdindeyim daha. Bu kadar. Başarılar dilerim. İnşallah. Ne güzel. Peki Tire'ye yavaşlamak üzere çok insan yerleşiyor mu? Göç alıyor mu Tire? İzmir'den çok göç alıyor Tire. Yakında ben zaten söylüyorum gelmeyin artık diyorum biz yeteriz yani. Yakında bayağı İzmir buraya taşındı. Teşekkürler, başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Siz sormuştunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sorular bunlardan oldukça mutluyuz. Sevgili Arsız Ölüm. Yani birinci ve ikinci kitabınız yayınlandıktan sonra hem çok büyük eleştiriler aldı hem de farklı dillere çevrilmeye başlandı. Yani her iki kanaldan da kitapla yürümeye başladı. Gelen eleştiriler, özellikle olumsuz eleştiriler, genç bir yazarı yazdırmaktan bıktıracak ve noktayı koyacak şekildeydi. Sizde yazmaya tutunduran şey neydi acaba? Bu birinci soru. İkincisi, hız ve yavaşlamanın edebiyat açısından önemli. Evet, Sevgili Arsülüm gerçekten şimdi de çok okunuyor. Sevgili Arsülüm artık böyle çok klasikleşmiş bir şey oldu yani, kitap oldu. Hatta biraz korkuyorum yani, böyle bir anda çok okunacak ve sonra tüketilecek kitap. Biraz yavaş yavaş, ben de o yavaşlıktan yanayım. Yani biraz yavaş yavaş okursun filan diye içimden bazen öyle geçiyor. Tabii ki yani 40 yıl oldu neredeyse Sevgili Arsülüm artık basılalı, ama yeni kuşaklar okuyorlar. Ders kitaplarına da girdi zaten, yani okullarda da okutuyorlar. Bir şeyler de okutuyorlar. Yani bazı kitaplar Berci Kırsı'nda Sevgili Arsülüm yardımcı ders kitabı olarak üniversitelerde okutuyorlar. Sosyoloji bölümlerinde okutuyorlar, işte mimarlıkta okutuyorlar hocalar. Şimdi mesela Mahmut Siti'yi iktisatçılar filan da okutuyorlar. Yani şey sosyoloji. Sosyoloji de okutuyorlar bölümlerde. Yani Sevgili Arsülüm, tabii çok gençtim ben o zaman. Ama Sevgili Arsülüm dışında da yazmak istediğim şeyler vardı. Yani bir kere böyle kafamda Sevgili Arsülüm, Berci Kristin, sonra mesela Fabrika İçine dair bir kitap yazmak. Yani yoksulların, göçle gelen insanların macerasını takip edecektim. Yani işte bir kısmı fabrikalarda iş buldu, bir kısmı sokakta, kentin içinde parayı arıyor. Yani o hikayeyi, onların yaşadığı hikayeyi onlardan biri olarak böyle içeriden anlatacağım. Böyle bir plan vardı kafamda zaten. Yani tek kitapla kalmayacaktım. Sevgili Arsülüm'ü bitirdiğim gün neredeyse ben Berci Kırsı'na başlamıştım. Yani yazma heyecanıyla şeydim, yani dolu bir gençtim o zaman. Aslında çok olumlu eleştiriler de aldı. Tabii olumsuz, çok o yıllarda çok olumsuz eleştiri almadı. Daha sonraki yıllarda belki. Şimdi de şöyle şeyler var. Mesela Sevgili Arsülüm'ü sevenler, Berci Kırsı'nı sevenler ve böyle ilk kitaplarımı sevenler, hayır onları sevmeyip son kitaplarımı sevenler, bu daha iyi diyenler, ya bunu yazmasaydın diyenler. Yani okur her zaman. Yani bir de o kitaplarla birebir bir ilişki kuruyorsa, yakın bir ilişki, her zaman bir şey söyler yani.
Ama tabii okur belirlemiyor şeyi. Yani yazarın kendi iç dünya yazma heyecanını. Dünyada yazarak var olmak çok farklı bir deneyim. Yani ben kendim bildiğimden beri neredeyse yazı yazıyorum. Ve hayatımı yazı yazarak kazandım. Yani ilk paramı da ben yani şeyden yazı yazarak kazandım. Hani normal bir işte hiç çalışmadım yani. Hep kendimi hep yazı yazan biri olarak hatırlıyorum. Tabii yazı yazarak dünyada var olmak hem farklı bir deneyim hem de zor aynı zamanda. Çünkü yalnızlaştırıcı bir şey de. Yazmanın kendisi, yani her roman çok uzun süre tek başına yaptığın bir şey. Yani bir düşün hani böyle 4 sene düşünün işte 4 sene sürüyor diyelim ki bir romanı yazmak, bitirmek, yayın evine teslim etmek. 4 sene bir işle tek başınızasınız ve o çok fazla o deneyimin yazma süreci çok paylaşılabilecek bir şey de değil. Çünkü yarım bir romanın nesini nasıl paylaşabilirsiniz? Bir de yarısından çoğu hayal dünyanızın içinde, kafanızın içinde. Böyle bir yanı yalnızlaştırıcı fakat entelektüel doyumu çok yüksek. Yani çok bu kadar eziyetli bir işe katlanabilmek için bundan bir doyum da olması lazım. Yazma sürecinde yani kendi yazdıklarımdan, o yazma deneyiminden çok şey öğrendim ben. Yani ben kendi öğrendiğim şeylerle yazdım hep zaten. O yüzden herhalde orada hissedilen şey, yani o yazma heyecanının kendisi onu sürdürmeye yarıyor. Ben bir meslek olarak da bakamadım aslında şeye, yani kendi yazarlığıma. Çünkü sevgili aşklarımı çok hummalı bir biçimde yazdım ben. Yani böyle başıma geldi gibi neredeyse. Hep böyle derim, böyle gövdemden bir ateş geçti ve ben bu kitapları yazdım derim. Yani o ateşle böyle çarpılmış bir çocuk gibi büyüdüm zaten yani öyle. O yüzden işte yazının kendisinin getirdiği heyecan, o yazma deneyimi, o süreçte insanın kendinden öğrendiği şey, hayatını anlamlandırmak. Bir de bir kadın olarak ve ben yoksul büyüdüm yani çocukluk boyunca da işte o göç şeyin içinde büyümüş çocuklardan biriydi. Bir kadının yazı yazarak var olması da bu ülkede çok kolay bir şey değil. Yani o da çok özel bir durumdu. Edebiyat bir de o zaman böyle işte kentli insanların biraz da daha diyelim ki böyle daha elitlerin bir şeyi hani uğraş alanı gibi. Genç bir kadının hem de yoksul bir kadının öyle ünlenmesi işte romanlar yazması falan böyle çok rastlanan bir şey de değildi. O açılardan yalnızlaştırıcı bir durumdu ama aynı zamanda da tabii ödülleri var. Yani sevgili aşklarım hep çıkar çıkmaz çok sevilen bir kitap oldu. Yani ben böyle sevgiyle kucaklanmış da bir yazarım aynı zamanda. Böyle yolda durdurup öperlerdi böyle sevgili aşklarım okuyanlar falan ben gençken hatırlıyorum. Şimdi de okurlarla çok yakın bir ilişkim var hep. Yani oradan gelen bir enerji de var. Yani oradan gelen bir ışık da var. Sevgi var yani o şeyin işte. Arkadaşımızın biraz önce söylediği gibi yani tanışmıyoruz ama sevgili aşklarımla çok büyük bir yakınlık kurulabiliyor. İşte sevgili aşklarımı heyecanla okuduğunu söylediği zaman oradan bir enerji de geliyor. Yani edebiyatçı biraz belki böyle de besleniyor. Okuruyla yakın bir ilişki. Buyurunuz. Biraz önce konuşan hanımefendi Tire'yi çok beğendiğini, yerleşme kararı aldığını söyledi. Çok sevindim, hoş gelmiş. Umarım tanışırız da. Şimdi bir söz var. Deveye sormuşlar derler, girişimi seversin, yokuşu mu? Düzün suyu mu çıktı demiş. Yani öyle bir söz var. Şimdi yavaşlamaktan, yaşamı yavaşlatmaktan söz ediyoruz. Ne hızlı koşarak yaşamak ne de yavaşlatmak. Yani bu normal akışında yaşamak bence daha olması gereken değil mi? Siz ne dersiniz? Bir daha aklıma bir şey geldi. Arkanızda edebiyat aşktır yazıyor. Aslında edebiyat yaşamdır da size belki çok daha yerinde olur. Tabii siz ne dersiniz yine? Bence hep beraber konuşalım. Yani tabii ki aslında yavaşlık derken normali demek istiyorlar. Yani hızlandırıldığı için. Yani normalini artık normal durumdan çıktığı için herhalde. O yavaşlık. Yani normali biraz yavaşlatalım değil. Çünkü normali kalmadı artık.
O yüzden şey normale getirelim aslında sizin söylediğiniz gibi yani hani düzüne getirelim şu işi. Normale çevirelim gibi bir şey oradaki yavaşlık zannediyorum. Edebiyat aşktır. Aşk örgütlenmektir diye bir sözü var Ece Ayhan'ın bir şairimiz. Evet yani böyle birçok edebiyatı işte sevdirmek için böyle aforizmalar, böyle sözler, çok fazla söz var böyle. Ben aşk da denebilir, hayat da denebilir. İkisi de olur diye düşünüyorum. Buyurunuz. Hocam, şimdi hocamın söylediğine bir örnek olsun ya da o yavaşlık kavramını somutlaştırmak adına söyleyeyim. Tabii herkes gördüğünden farklı bir şey algılayabilir ama çok bilindik bir komedi filmi vardır mesela, Mandıra Filozofu diye. Şimdi tabii aslında komedi filmi gibi duruyor ama benim oradan çıkardığım bir sürü çıkarımlar da var. Bir tanesi mesela şeydir, biliyorsunuz bir tane iş adamıyla doğada yaşayan bir kişinin arasında geçer o hikaye. Der ki mesela işte ben İstanbul'dan bulunduğum bölgeye, Bodrum tarafına işte şeyle geliyor, uçakla geliyor. O doğadaki adam diyor ki bunu niye yapıyorsun? Zaman kazanmak için, kısa süre. O da diyor ki Ezine'nin peynirini almadan, Ayvalık'ta rakı balık yapmadan, İzmir'de boyozu yemeden, güneşin batışına karşı İzmir'de boyozu yemeden sen buna zaman mı kazanmak diyorsun? Aslında yavaşlık dediğimiz kavram belki de biraz da bu. Hani anı yaşayarak, belki tadını çıkararak, çok acele etmeden, hayatı bir anda tüketmeden. Yani şöyle düşünün, size sorsam mesela normal zaman içerisinde 5 yaşındığınızdaki anınızı hemen bir çırpıda anlatabilirsiniz ve dönüp geriye baktığınızda o geride kalan onlarca yılın ne kadar çabuk geçtiğini hissedersiniz aslında. Yani yavaşlık dediğimiz kavram biraz da bu olsa gerek. Hani anın tadını çıkarmak, çok acele etmeden. Yani nasıl olsa son düdük çalacak 90. dakika maç bitecek gibi. Yani oynadığımız oyundan zevk alalım. Bütün hikaye bu aslında. İlerleyen yıllarda gelecek kuşaklar eğer olur da edebiyat ansiklopedisine bakarsa Tifet'teki maddesine ne görecekler ya da ne görmeden gidersiniz? Oo, kendim için geleceğe doğru. Yani şimdiden bile tabii şeyi geleceği yani uzak geleceği öngörmek çok zor yani bu teknolojinin bu hızıyla ne olacak hayat nereye doğru gidecek yani insanların bir sürü şeyi hatırlamaya takati kalacak mı ya bilmiyorum şeyi ben de göremiyorum yani o yüzden yavaşlasak belki biraz daha tahmin edilebilir olur ama yani 500 yıl sonra da hatırlanacak bir yazar mıyım böyle bir şey hayal edemiyorum yani etmiyorum da. Çünkü öyle bir şey olacağını çok sanmıyorum. Yani çok hızlı unutuyoruz her şeyi. Hani böyle çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz şairlerimizi, yazarlarımızı bile aslında çok iyi hatırlamıyoruz şimdi. Yani orada şey olabilir yani ne bileyim ben işte edebiyat tarihi içinde bir yeri olacak diye düşünüyorum. Çünkü yani ne bileyim ben Berci Kırs'ın çöp masalları işte gecekondular hakkında aynı zamanda referans kitaplar gibi yani edebiyat ama bir süre kalabilirler ama hep kalacaklar falan bilmiyorum. Öyle bir şey yani çok göremiyorum yani şeyi. Ama ders kitapları çok erken yaşta ders kitaplarına girdi. Yani o yüzden belki işte ders kitaplarında edebiyat tarihi içinde bir yeri olacak ama ben ne görmek isterim? Evet yani yoksullar hakkında hep onu söylerdim yani onu söylemeleri bile yeterli olur yani yoksullar hakkında ağırlıklı olarak yazmış ve doğayla mesele etmiş bir yazar. Yani böyle herhalde anarlar diye düşünüyorum. Hocam, 10 Eylül'le birlikte yazmaya başladığınızı söylüyorsunuz ve yoksulları anlattınız. Daha önceki söyleşinde yine sizi izlediğimizde şöyle demiştiniz. İşte ben kendimi yalnız hissettim. Fransa'ya gittiğimizde galiba yalnız hissettim demiştim. Yani arkamızda destek, örneğin medya desteği yok muydu? İşte edebiyat çevresi desteklemedi mi? Sponsorlar olmadı mı?
Sponsorlar olmadı ama yok, çok destek vardı. Yani o yalnızlık hissi destekle ilgili bir şey değil. Yani ben ilk, yani daha kitabım çıkmadan meşhur olmuş bir yazarım yani. Çünkü editörüm Mehmet Fuat, ünlü bir editördü. Yani kitabı basan editör ve yayın evinde. O yüzden yani bekletti, ben ikinci kitabımı da yazayım, çok gencim diye. Bekletti ilk kitabı ve bir kitabın orada beklediği biliniyordu ve ben belli çevrelerde, yani daha kitap çıkmadan meşhur olmuştum. Çok destek vardı. Destekle ilgili bir şey değildi. Yani şöyle bir şeydi. Edebiyatla ilgili bir şeydir o anlattığım şey. Çöp yazıyorum ben. Yani Bercik Hırs'ın Çöp Masalları. Çöp bayırlarının üstüne işte gelmiş yoksul insanların hikayelerini anlatıyorum. Fabrika işçileri. Ama meşhur oldum ve Fransız devleti beni çağırıyor. Ben işte birinci sınıf biletle saray gibi bir otelde kalıyorum filan. Bu yadırgatıcı bir durum yani. Meşhur olmak. Ün. Ama yoksullar hakkında yazarak meşhur olmak. Yani dedim ki ben çöp yazıyorum. Yani ne işim var bu uçakta veya şeyde. Meşhur olmanın kendisinin de diyelim ki ne yazdığın ve kendinle nasıl hesaplaştığın, kendine dair algındaki şey sarsıcılık. O yüzden yani yazdığı şeye benzemeli insan. Yani o ünün kendisi, bir edebiyatçı olarak ünlenmek, yoksullar hakkında yazıp ünlenmek, bunlar benim mesele ettiğim şeylerdi. O anlamda şey, bir yalnızlıktan söz etmişimdir. Yani benim, bir de benim yazmayı seçtiğim şeyi o yıllarda yazmayı seçen insan sayısı azdı. Yani bugün de aslında öyle. Yani doğayı da ben mesele ettiğinde, ya bu ne diyor, orman filan gibi, hani böyle biraz böyle bir yabancı şey gibi algılanıyordu. Çünkü o dönemde de işte İstanbul New York olacak, şey övülüyor çok, yani işte Gökdelen, orası Manhattan olacak, işte New York gibi olacak falan filan. Yani onun nasıl bir felakete yol açabileceğini görmüyordu insanlar. Şeyken bir o şeyi savunuyorlardı, ışıl ışıl işte. Pırıl pırıl, böyle şey, batıdaki o şey gibi, Tokyo gibi işte. Küçük Amerika. Küçük Amerika işte. Böyle bir heves vardı yani. O zaman sen işte yavaşlık dediğin zaman veya doğa dediğin zaman, orman dediğin zaman yalnızlık çekiyorsun o şeyin arasında. Yoksa o destek, yani yazarların sponsor desteği olmuyor ama yani okurların var tabii ki. Yani onların desteği var, yayın evleri var. Yok, basın her zaman, yani bizim kuşak daha televizyonun siyah beyaz olduğu dönemde biz meşhur olduğumuz için, yani bizim kuşak artık, yani şimdi öyle meşhur olmak biraz zor ama bizim dönemde biz bayağı ünlüydük yani kendi çapımızda. O yüzden de o öyle destekler vardı. Yazmayı seçtiğin şey, yazma biçimin, insanlarla nasıl konuştuğun, mesela ünü umursamamak falan gibi, öyle şeyler. O tavırlarla gelen şey, yalnızlık, başkalık, başka bir havada bir insan olmak, o yalnızlaştırıcı bir şey. O anlamda söylemişim diye. Evet, oradan arkadaşlar el kaldırdı. İlk kitabınız için konuşacağım da sevgili arkadaşlarım. Hani büyülü gerçekçilik diye bir akım diyebilir miyiz? Yani bir akım var. Hani Türkiye edebiyatındaki ilk temsilcilerinden biri de siz gösteriliyorsunuz. Hani bazı edebiyatçılar işte belli akımlara, işte atıyorum ikinci yenicilerin çoğu ikinci yenici akım içinde olduğunu söylemiyorlar ve bunu reddediyorlar. Siz reddediyor musunuz? Hani ben büyülü gerçekçiliğin içindeyim. Rahatsız ediyor mu bu sizi? Yani rahatsız olmuyorum ama ben şöyle diyorum. Ben ne büyülüyüm ne de gerçekçiyim aslında. Yani hiçbir yazarda şöyle bir şey, bir plan yaparak yani ben bir büyülü gerçekçi roman yazayım diye koyulmuyor işte açıkçası işe. Bu ama yani ben kendi yazdıklarım hakkında böyle konuşmayı uygun bulmuyorum. Ama birileri öyle demek istiyorsa, daha çok akademik çevreler tabii, onlar diyebilirler. Ama ben işe büyülü gerçekçi roman yazayım falan diye başlamadım. Öyle de yazmıyorum yani. Şu, önce romanı yazıyorsun, sonra insanlar bakıyorlar, yani edebiyat eleştirmenleri veya işte edebiyat bölümleri, üniversitedeki, akademik dünya. Yani onlar böyle kategorize ediyorlar, yani işte bu kitap şu, bu, yani neyse işte. Bu onlara söylediğim şey, onların işi yani.
Ben kendimi öyle tanımlamıyorum. Buradan bir arkadaş. Üniversitede biz o şekilde anlatıyoruz. Evet, size biliyorum, öyle anlatıyorlar. Üniversite, evet, şey, akademik dünyada biraz öyle, öyle sınıflıyorlar. Buyurunuz. Sizi de görmek çok şey, heyecan verici. Çok teşekkür ben ederim. İşim var, İzmir'e gitmiştim. Artık son aşamasına yetiştim herhalde. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de benim yüreğimde o ilk kitaplarınızla yeriniz belleğimde de duruyor. O gece dersleriyle, sevgili arsız ölümleri, çöpten masallarla. Yalnız bir de sizin yaşamınızın ikinci evresinde, hani şey, bir Bodrum var, Gümüşlük Akademisi var. Evet. Ondan da söz eder misiniz? Çünkü evet. Kuruluş amacı çok önemli. Bunu soracağım. Bir de çocuklar için de son dönemlerde yazdığınız bir çocuk kitabı var. Çocuk kitabınız var. Niye böyle bir gereksinme? Bir de ondan söz ederseniz. Evet. Son kitabınız o sürünmeler mi? Sürüklenme ve Manvesit'i. Ondan böyle kısa kısa da dersiniz. Evet, Kaan biraz önce Mahves'e getirdi. Çok önemli. Evet, Gümüşlük. Zaten Gümüşlük'teki akademinin vakfın kurulma sürecinde ben gittim, gidip geliyordum ve öyle yerleştim ben de. Ben de yavaş hayatı öyle geçtim. O zaman gerçekten şeydi, yani 25 yıl önce Gümüşlük'te bir köydü. Böyle şimdi artık çok yapılaştı ve çok insan yerleşti Gümüşlük'e de. Her şey, fiyatlar falan her şey fırladı gitti. Başka bir yer haline geldi Gümüşlük. Gümüşlük Akademisi bir vakıf orası. 15 dönüm böyle meşelik bir arazi. 15 dönüm işte bizim kurucu başkanımız Ahmet Filmer. Onu kaybettik ne yazık ki. Ahmet, o Yeşil Parti'nin, ilk Yeşil Parti'nin işte Bodrum'daki şeylerinden, aktivistlerinden. O araziyi, o parti kapatıldıktan sonra o araziyi alıp bir düşünce çiftliği kurmak üzere vakıf kuruyor ve bağışlıyor. Ben o süreçte, o vakfın işte kurma sürecinde gittim. Bir toplantıya gitmiştim çıkış yolu diye. Orada edebiyatçılar için de bir yer ayrılmış ve ben bir talip oldum onu yapmaya. Sonra zaten vakfın bütün o kurulma sürecinde aktif olarak yer aldım. Hatta vakfın kurulması için, binaların yapılması için para desteği sağlamak üzere de epeyce uğraştım ve destekler sağladım vakfa. Buldum yani destekler. Sonra da yerleştim. Şimdi o vakfın başkanıyım ben ve vakfımızın genel sekreteri, yöneticimiz de burada, Emre. Emre ile biz İzmir'e geldik, o beni getirdi. Emre de 12 yıldır vakfın yöneticisi. Onu, o proje şöyle bir şey, ilk sivil alanlardan bir tanesi. Yani matematik köyünden falan çok öncedir Gümüşlük Akademisi. Hatta Buğday Derneği'nden falan da çok önce kurulmuş. 26 yıllık bir vakıf orası. Disiplinler arası çalışsın diye de oluşturulmuş. Ahmet şunu görmüş Yeşil Parti sırasında. Ya bu bizim Alman liseli Ahmet. Ya bir arada çalışamıyor. Kolektif olarak çalışamayan bir milletiz biz. Yani hırm çıkıyor, kavga çıkıyor. Bir böyle gerginlik oluyor bir şey. Ya böyle bir arada çalışabilsin insanlar. Ve ayaklarını toprağa basıp doğaya bassınlar. Ve bir düşünce üretsinler diye. Bir düşünce çiftliği. İyiymiş yani kafasında kurduğu şey. Ve orası böyle sadece ben orada olduğum için edebiyatçılar geliyor zannediyorlar. Orası aynı zamanda fizikçilerin de geldiği, botanikçilerin geldiği, ressamların, müzisyenlerin geldiği disiplinler arası çalışan bir vakıf. Tamamen şeyler, profesyonel uzmanlar için tasarlanmış. Hani böyle alanında uzman kişilerin bir araya gelip düşünce üretecekleri, birlikte iş yapabilecekleri bir yer olsun diye bağışlamış ve tamamen kamusal bir alan, vakıf yani orası. Bu kurulma sürecinde gerçekten çok zorlandık. Tamamen bağımsız vakıf da bağımsız. Hiçbir politik şeyle bağımız yok. Hiçbir sermaye grubuyla yok. Yani kendimiz orada odaları kiralayarak ve işte yemek üreterek falan oraya ayakta tutmaya çalışıyoruz. Öyle ilkelerimiz oldu yani şeyde. Açık bir şey alan, yani konaklama var, insanlar oraya işte çalışmaya geliyorlar, bizi davet ediyoruz çeşitli konularda çalışsınlar diye.
işte, destek bulmak, sürdürmek epeyce zor. Ama artık çok yerleşmiş bir vakıf orası. İşte ülkenin her yerinden insanlar geliyorlar, gruplar halinde çalışmaya geliyorlar. Yaz içinde atölyeler yapıyoruz. Yolumuz düşerse Gümüşlük'te vakfımız. Yani turistik olarak da kullanılan bir yer de değil. Yani dışarıdan bir projeye bağlı olarak gelinebiliyor. Çünkü konaklama yani en fazla 30 kişi kalabiliyor. O yüzden yani bir projeyle gelinebiliyor. Ya işte kitap okumak için de gelinebiliyor ama ya böyle referans... kimisi tez yazmak için geliyor diyelim ki, çalışmaya geliyor. Psikologlar derneği kendi aralarında çalışmaya geliyor. İşte üniversiteli gruplar geliyor. Böyle bir yer Gümüşlük Akademisi. Bodrum'da, Gümüşlük beldesinde böyle bir açık alan. Bir özgürlük alanı yani bir karşılaşma bahçesi diyoruz. Orada birbiriyle tanışıp birlikte çalışan insanlar oluyor. Bir karşılaşma ve buluşma, çalışma bahçesi gibi. Ben de orada olduğum için Türkiye'nin her yerinden tek başına kadınların gelebildiği bir yer mesela. Çok mutluluk verici. Bakarsınız böyle işte Van'dan, Ağrı'dan kadınlar tek başlarına atlayıp gelir.